Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise düşlediğim hikayeleri. Karanlık olanlar ile yeryüzünde yaşayan insanlıklarını korumak için görevlendirilmiş iblis avcılar arasında geçen büyük meydan savaşında iblis komutanlar ve orduları ağır bir şekilde bozguna uğramış ve kendi düzenlerine gönderilmişlerdi. Savaşın sonucu her iki taraf için de ciddi kayıplara neden olmuştu. Bu savaşın seyrini değiştiren en önemli şeylerden biri, diyarın yaratıcısı olarak bilinen kudretli büyü efendisinin kendi elleriyle yaratıp hayat verdiği arkaik cüce olarak bilinen bir ırktı. Arkaik cüce ırkı doğdukları andan itibaren oldukça üst seviye büyü ve rune kullanma yeteneğine sahip kadim bir ırktır. Çok fazla şehir içinde bulunmazlar. Daha çok dağların içerisinde, yerin altında kendilerini kurdukları ve yaptıkları şehirlerde yaşarlar. Maden bilgileri oldukça fazladır. Yerin altında yaşadıkları için güneş onları rahatsız eder. Şehre genelde güneş battıktan sonra çıkarlar. Karanlıkta oldukça iyi görürler. Yaşadıkları yeraltı şehirleri ışıklandırılmıştır ve dışarıdan gelenler için oldukça aydınlatılmıştır. Arkaik cüceler her ne kadar büyü ve rune hastalık ustalıkları olsa da aynı zamanda oldukça güçlü ve yetenekli savaşçılardır. Yeryüzünde yaşayan diğer büyücülerden farklı olarak herhangi bir akademik eğitim almalarına rağmen kanlarında büyü taşıdıkları için en tecrübesiz olanları bile iki element üzerine üstün büyü yapma yeteneğine sahiptirler. Efsanelere göre bu yetenekleri ırkı yaratan efendilerin bahsettiği özel yeteneklerdir. Güzel bir yaz sabahında güneş Grimdas kıtasının üzerinde farklı bir parlaklıkla doğmuş ve arkaik cüceler savaşta kaybettikleri silah arkadaşlarının cansız vücutları ile birlikte demir kapılar ardındaki şehirleri olan Kirdaral'a doğru yola çıkmışlardı. Kirdaral, diyarın merkezi olarak bilinen devasa bir yanardağın içerisinin tamamıyla oyularak yapılan ve dağ titanları tarafından koruduğuna inanılan ve runik semboller ile işlenmiş demir kapılar ardında kalan büyük bir ülkedir. Burada sadece arkaik cüceler yaşamaktadır. Etrafı, içerisi aktif dallar ile dolu, oldukça büyük bir hendek ile çevrilidir. Savaşın ardından Grimdas kıtasında yaşayan canlılar günlük rutin yaşamlarına geri dönmeye ve kapalı dükkanlar açılmaya başlamıştı. Kral, emri üzerine kıtada oluşan zayiatların tamir edilmesi ve esnaf zararlarının tanzim edilmesi için bir ferman çıkarmıştı. Bunun üzerine kraliyet görevlileri bu fermanı tasdik etmek için şehre gelip çalışmalara başladı. Bütün bunlar olduğu sırada eğitimlerini tamamlamış bir grup ilgi savcısı genç görev yerlerini öğrenmek için ustalarının ofisine çağrıldı. Ustaları ile yaptıkları sözlü mülakat sonrasında ilgi savcıları için tasarlanmış ve yürürlükte olan sözleşmelerini imzalayıp resmi üniformalarını ve silahlarını aldıktan sonra görev yerleri olan Grimdas kıtasının başkentine gönderildiler. Burada ilgi savcılığı loncasına kayıt olduktan sonra resmi olarak görevlerine başladılar. Gençlerin şehirdeki ilk ayları oldukça rutin geçiyordu. Eğitimleri boyunca sürekli aktif bir şekilde eğitim almaya alışmışlardı. Rutinlik onlara zor geliyordu. Aradan 20 yıl geçmiş ve ufak tefek karanlık olanlar ile avcılar arasında geçen birkaç ufak temastan başka herhangi bir ciddi bir şey olmamıştı. Bir sabah uyanıp görev yerlerine dağılacakları sırada lonca lideri gençleri odasına çağırdı. Uyku sersemi ofisin önüne geldiler. Üstlerini başlarını toparlayıp lonca liderinin huzuruna çıktılar. Lonca lideri ilk başta oturduğu sandalyeden ayağa kalktı. Her bir genci baştan aşağı bir şekilde süzdükten sonra hepsinin ellerini sıkıp tekrar masasına oturdu. Çalışma masasının sağ tarafında bulunan çekmeceden bir ferman çıkardı. Fermanın üzerinde bir mühür vardı. Lakin mühür kraliyete ait bir mühür değildi. Parşömenin üzerindeki mühür Kirdaral kralına aitti. Mührü gören gençlerin gözleri heyecandan ve bir o kadar da korkudan büyümüştü. Çünkü uzun bir zamandır Kirdaral böyle bir ferman yayınlamamıştı. Lonca lideri mührü kırdı ve parşömeni açtı. Parşömeni açtığı anda odanın etrafı is kokusuyla kaplanmıştı. Arkaik cücelerin yayınladığı ve gönderdiği parşömenler üzerlerine çeşitli koruma büyüleri yapıldıktan sonra yanardağın lavlarından yapılırdı. İs kokuları içerisinde açılan parşömende şu cümleler yazmaktaydı. Yeryüzü ırklarına. Yüzyıllar boyunca biz arkaik cüceler ile yeryüzü ırkları arasında belli sınırlar çerçevesinde çeşitli silah birliği ve silahtarlık yapılmaktadır. Bizler sizlerin ne zaman yardıma ihtiyacı olsa ikiletmeden yardımınıza gelmekteyiz. Aynı özveriyi sizden de beklemekteyiz. Varoluşumuzdan bu yana sizlere genel anlamda bu demir kapılar ardında neler yaşandığı konusunda hiçbir zaman bilgi vermedik.
Yeryüzü ırkları olarak siz sadece bu kapıların ardında bir yaşam alanı olduğunu bilmektesiniz. Uzun süredir kirdar olarak yeryüzü ırklarının huzur ve refahı içerisinde yaşayabilmesi için burada karanlık olan ve onun köpekleriyle derin bir savaş içerisindeyiz. Şimdiye kadar bir şekilde onları geri püskürtmeyi başardık. Lakin son zamanlarda buradaki durumlar artık iyice içerisinden çıkılmaz duruma geldi. Biz de bunun üzerine karanlık olan ve köpeklerinin bulunduğu çöplüğe inip onları olabildiğince kendi cehennemlerinin dibine göndermek için bir meydan savaşının planlamalarını ve stratejilerini tamamladık. Bu savaşta siz yeryüzü ırkına mensup savaşçıları da silahlarımız olarak bekliyoruz. Bu savaş diyarın görüp görebileceği en büyük savaş olacaktır. Ve bu savaşa dahil olanların isimleri de unutulmayacaktır. Durumun ciddiyeti ve hassasiyetinin umarım farkındasınızdır. Katılacak olanlar kahramanları 40. günün sonunda kızıl güneş batmaya başladığında Kirdaral'ın demir kapılarına kadar ulaşan zafer köprüsünde generallerim karşılayacaktır. Kirdaral Kralı Targul Demirkıran. Lonca lideri parşömeni okuduktan sonra hiçbir şey söylemeden sanki onlardan bir cevap bekliyormuşçasına gençlerin yüzüne bakmaya başladı. Bu savaş gençler için kendilerini kanıtlamaları adına büyük bir fırsat olacaktı. Daha önce ufak çaplı iblislerle savaştıkları vardı. Lakin karanlık olan ve onun generalleriyle bir meydan muharebesi içerisinde karşılaşmamışlardı. Bu da onları epey korkutmaya yetmişti. Gençler korkularını bir kenara bırakıp lonca liderine bu savaşta yer alacaklarını söylediler. Lonca lideri tekrar ayağa kalktı ve gençleri süzerek tekrar ellerini sıktı. Merasimin sonunda gençlerden her biri birer sözleşme imza attılar ve hazırlıklarını yapmak için loncadan ayrıldılar. 40. günün sonunda içerisinde gençlerin de bulunduğu kalabalık güruh Zafer Köprüsü'ne ulaşmışlardı. Köprüden geçerek demir kapılara doğru yürümeye başladıkları esnada birden yer sarsılmaya başladı. Yerin sarsılması ile birlikte demir kapı ağır bir şekilde açılmaya başladı. Kapılar açıldığı sırada etrafta esen rüzgar kesildi ve etraf ölüm sessizliğine büründü. Demir kapıların açılması ile birlikte içeriden üzerlerinde açık kül rengi ve üzerlerine rünler işlenmiş zırhları ile birlikte bir grup cüce general ellerindeki çift el baltalı ile güruha doğru ilerlemeye başladı. İçeriden dışarıya doğru gelen sıcak hava bir yandan güruha huzur veriyor, diğer yandan da korku salıyordu. Bu psikolojik karmaşanın içerisinde generaller güruhu selamladı ve onlara eşlik ederek içeriye doğru yürümeye başladı. Güruh içeri girer girmez kapılar büyük bir gürültüyle arkalarından tekrar kapanmıştı. Etrafta belli noktalarda hareketsiz bir biçimde dikilen ve ellerinde kılıç ve kalkan olan titanlar güruhun attığı her bir adama dikkatle izlemeye başlamıştı. Yüksek ve oldukça dik merdivenlerden çıkarak sarayın önüne vardılar. Saraya doğru ilerledikleri sırada etrafta gördükleri durumlar onların korkusunu daha fazla arttırmıştı. İçeride genç, yaşlı, kadın, çocuk kim varsa hepsinde ağır zırhlar ve çift el baltalar bulunmaktaydı. Bir tarafta özel hazırlanmış ve üzerine rünler işlenmiş büyük kafeslerin içerisinde iblisler acı ile çığlık atıyorlardı. Her bir kafesin yanında uzun gri saç ve sakallı, üzerlerinde kırmızılı ve mavili cübbeler olan büyücüler sürekli rünlerin zarar görmesini engellemek için dış dünyadan arınık bir biçimde çeşitli büyüler yapıp iblisleri sorgulamaktaydı. Saraya vardıktan sonra güruh kralın huzuruna çıktılar. Kral herkesi selamladıktan sonra savaşın detaylarını konuşmak için güruh ve generalleriyle birlikte yemek salonuna doğru yürümeye başlamıştı. Yiyecekleri yemek sanki herkes için son yemekmiş gibi hazırlanmıştı. Yemek sırasında kral savaş strateji hakkında güruha detaylı bir malumat verdi. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama sohbet her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.